Gaziantep'e gidiyoruz şimdi. İki kardeş burada. Seydi ve Duran Karkacı. Evet. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun, sağ abla. Siz nasılsınız? İyiyim. Seydi 40, evet. Duran 43. Niçin geldiniz programa? Yani kim kimi getirdi programa ve başvuru konunuz neydi? Aslında biz değil yani, Balcım böyle sana bir şey attı. Mesaj, ne attı bana? Mesaj atıp ben sana iletişim. Kendisi yani bizi buraya şeyi yönlendirdi. Öyle yani çıktık. Peki sizin başvuruda bulunacak cesaretiniz yok muydu? Ya da alacağınız cevaptan korktuğunuz için, ya bunca yıl zaten annesiz yaşadık, artık bu saatten sonra aramaya gerek yok mu diyordunuz? Hayır, ben cevaplayayım. Tabii. Hayır, cesaretimiz vardı ama babamız sağdı. Babamız yaşıyordu. Babamız bizi annemizin yokluğunu hiçbir zaman aratmadı bize. Kısa zaman içerisinde de vefat etti. 2 ay falan oldu babam başın ölünce. Allah razı olsun. Ölünce biz cesaretimizi kardeşlerimiz arasında bayağı bir toplandık, bir araya geldik. Hani babamız yoktu ama babamıza da soramadık annemizi hiçbir zaman. Biz çünkü çok küçüktük o gittiğinde. Babam da hiçbir zaman bize onun lafını etmedi. Yani anneniz şöyle hani kötülemedi, iyisini kötüsünü hiç bize anlatmadı, biz de sormadık. Bir sessiz yemin vardı sanki bir daha bu evde Fatma Aydın ismi geçmeyecek. Aynen. Diye. Evet. Şimdi sevgili seyirciler, aslında bu terk edip giden kayıp ebeveynlerin hayatını bugün işliyoruz. Fakat bundan tam 35 yıl öncesine gideceğiz. Duran ve Seydi kardeşlerin anneleri Fatma Aydın normalde evliler. 5 kardeşsiniz siz. Hep beraber yaşıyorsunuz ve anne bir anda evi terk edip gidiyor. Evet. Sonrasında anneye hiçbir şekilde ulaşılamıyor. Tüm hikayeyi kim anlatmak ister? Sen o dönem kaç yaşındaydın? Evin en büyüğü benim. Yaşım 43. Kardeşim o zaman 6 ya da 5 ya da 6 yaşında bir şeydi. Ben en büyüğüydüm. Ben 7-8 yaşında, yani o kadar bile yoktum, bilmiyorum. Hatırlıyor musun annenin gittiği günü? Hatırlıyorum. Gittiğini hatırlamıyorum ama görsem hatırlarım diye düşünüyorum. Gittiğini hatırlamıyorum. Hani gittiğini biliyoruz o günü. Yani o gün kardeşim, yani o günde sadece bir anı var. Kardeşim geldiğimizde kapının önünde ağlıyordu. Annem gitti diye. Biz de babamla mı, ben mi, bir yerden geliyordum işte kardeşimi görünce. Annem dövdü zannettim böyle ağlayınca. Ne oldu diye sorduğumuzda. Kardeşim bana dedi ki annem gitti dedi. Nereye gitti dedim. Hani biz çocuk o zaman tam idrak edemiyoruz ne olduğunu. Gitti derken komşuya mı gitti falan. Annem evi terk etmiş dedi. Yani gitmiş, eşyalarını falan almış gitmiş. Yani o an... Yani farklı bir şey, yani anlatılmaz bir şey. Yani o sadece o an var yani. Anladım. Gözümüzün önünde. 5 kardeş geride kalıyorsunuz. Evet. O 35 yıl, ay çok... Öbürü tamir etmek kolay da giden 35 yılı geriye getirmek o kadar çok zor ki. Yani bunu, o duyguları, o eksikliği yaşatacak hiçbir şey yok. Yani öyle bir mucize de olmaz. Şunu merak ediyorum bir çocuk olarak. Bu 35 yıl nasıl geçti sizin için? Vallahi Esra abla, yani 35 yıl anlatsam herhalde 3 yıl 5 yıl burada kalmam lazım yani. Sizi bunu bir kalemle anlatmak çok zor. Yani bir anda anlatmak çok zor yani, 35 yıl demek zor. Seydi? Nasıl diyeyim? 35 yıl. Ben hiç görmedim annemi. Şimdi biraz heyecanlıyım. Yani görsem tanımam belki. Bilmiyorum ben. Söyleyemeyeceğim. Gelmesini istiyoruz. Babanız hayattayken ona ya bu kadar 35 yıllık emeğini... onun yaptıklarına vefasızlık olmasın diye... onu hiç arama cesaretini gösteremediniz. Babamı üzmek istemedik. Çünkü hep o yanımızdaydı. Annemiz yoktu. Onu üzmek istemedik, kırmak istemedik. O da Allah razı olsun ondan. Yani Allah mekanını cennet etsin. Amin. Bize hiçbir zaman yokluğunu aratmadı. Varlıklı bir insan değildi ama hep kol kanat germek istedi yani.
Bilsen ki öldü, gidersin mezarına, kendi kendine konuşursun ve kabul edersin. Evet. Ama dünyadaki en acı şey, var olan annenin yokluğu. Evet. Onu asla dolduramıyorsun. O bir tarafta bir şekilde kendine bir hayat, bir düzen kuruyor. Ve sen ondan hep eksik olarak büyüyorsun. Baban yerine kimi koyarsa koysun, kendi annenin sana davrandığı gibi de olmuyor. Belki çok daha merhametli davranıyor evet. diğer kişi. Hı hı. Ama hep bir yerde bir eksiklik yaşıyorsun. Yani evet. bunu anlayabilmek mümkün değil. O yüzden evet. Siz diğer kardeşlerinize temsilen de buradasınız. Evet. Anneniz Fatma Aydın'ı arıyorsunuz. O dönemlerde Gaziantep'te. Biz oradaydık ama o nerede onu bilmiyorum. Bilmiyorsunuz. Hı-hı. Ne söylemek istersiniz burada? Vallahi benim içimden sadece şunu söylemek geçiyor. Ben evin en büyüğü olarak kardeşlerimin adına bize yaşatmış olduğu bu 35 yılın eğer birazcık onda vicdan, birazcık insan, birazcık evlat sevgisi varsa bizim ona vermiş olduğumuz bu şansı değerlendirmesini istiyorum. Vicdanın içindeki vicdanın merhameti ya da içindeki vicdan azabını vicdan azabından kurtarmaya geldim ben onu. Onlar da hiçbir şekilde ulaşamıyorlar yani. Sen sizler annenizin ailesiyle iletişim kuruyor evet, muydunuz? Ben sürekli teyzemlere gidiyorum, dayımlara gidiyorum. Hı hı. Hepsine gidiyorum. Mesela Yaşar dayımın yanına gittim bayramda. Hı hı. Teyzemin yanına gittim. Hatta onun bir büyüğü var mühterem teyzem, o da Antep'te, yani çok yakınız birbirimize. Hep sürekli gidip geliyoruz yani. Yani şimdi Fatma Hanım'a hasret olan bir beş evladı. Evet. Diğer tarafta da kendi ailesi var. Evet. Kendi kardeşleri, annesi, babası. Yıllarca Fatma Hanım'ın hasretini çektiler. Evet. Fatma Hanım bu gidişle hayatındaki herkesi terk ediyor. Evet. Peki. Şimdi telefon hattında önemli bir isim var. Bir teyzeniz daha var. Evet. Firdevs. Evet. Alo deyin. Alo. Teyze. Efendim oğlum. Merhaba. Kurban olurum oğlum. Merhaba teyzem, ne yapıyorsun? Merhaba, ne yapayım, anan gördüm ananı. Hepsini, hepinize kavuşturacağım annemi. İnşallah oğlum, inşallah. Nasılsın, siz nasılsınız? Allah razı olsun teyzeciğim, biz iyiyiz. Sen iyi misin? İyi değilim de iyi olurum oğlum. Ben daha isteyeyim oğlum, iyi değilim hiç. Kendi... Bir olay, iki mucize aslında. Evet. Firdevs Hanım. Efendim. Kaç yıldır kardeşiniz Fatma Hanım'a hasretsiniz? 35 yıl. 35 Efendim? Yıldır siz de kardeş hasreti çekiyorsunuz aslında. Tabii. Ölü mü, diri mi, haberimiz yok. Alo der ya. Misiniz? He? Bir alo deyin, kız kardeşiniz. 35 yıl sonra telefonun ucunda. Sağ olun, Allah razı olsun. Bir seslenin kardeşinize. Efendim kızım, alo. Alo. Fatma. Efendim. Fatma nasılsın kızım? İyiyim ablacığım, sen nasılsın? Ben de iyi değilim de yorum. Seni gördüm, duydum, daha iyi oldum kızım. Nasılsınız, sen 35 yıldır duyur dedin sen. Hasretinize deli oldum. Ablacığım ben de sizi çok özledim. Enişten öldü, enişten 20 sene oldu öleli. Öldü mü? Öldü çoktan 20 sene oldu öleli. Ne oldu ki? Mühterem ablam ne yapıyor? Ondan haber var mı? Mühterem'le dünen konuştuk. Mühterem'le de dedi ki bacım dedi ha dedi. ATV'de dedi bacım dedi çıkacak dedi. Aramışlar dedi, bulmuşlar dedi. Duran'la sevdi dedi. Ben evet. de şimdi açtım onu bekledim işte. Böğün işe de gitmedim bacım. Ay. Çocukları göreceğim evet. diye gitmedim. İşe mi gidiyordun? Tükürür topleks atık. Çakırık işte görürsün bilirsin. Fatma evet, Hanım, doğru biliyorum. Size hasret olan sadece evlatlarınız değil, kardeşleriniz de, sizin yolunuzu gözleyen, sizden tabii, gelecek tabii. olan haberi bekleyen, geride kaç tabii. kardeş bıraktınız? Çok. Çok.
Kaç kardeşiniz var? Üç oğlan vardı. Üç kız kardeşi. Altı taneyiz daha doğrusu. Bir de anne baba var. Evet. Niye kendinizi... Anne baba yok. Ha yok. Niye kendinizi yokluğa ve hiçliğe mahkum ettiniz? Öyle içine kapanık biriyim ben. Öyle şey yapamıyorum işte. Bak şu ben anda... esas onlardan... Beni ekrana çıkartırsanız da bile ben görünmek istemiyorum. Tamam, görünmeyin. Ama sizi bir sürpriz daha bekliyor. Yani şimdi ben Seydi ile Duran'a sizi evet. bularak sürpriz yapmak istemiştim. Fakat yani bir olay içerisinde tamam. iki bambaşka şeyler var. Telefonun altında başka bir sürpriz sizi bekliyor. Kardeşiniz Yaşar telefonun ucunda. Alo deyin lütfen. Ay. Abi. Abi neredesin abi? Abi. Abi neredesin sen? Abi nasılsın abi nasılsın? İyidir abicim sen nasılsın? Ben cihandayım cihanda. Ben cihandayım. Ne mi arıyordunuz? Evet cihanda oturuyorum ben. Canım abim benim, ne yapıyorsun? Abla senin güzelim, ben de hastayım, ben de hastayım. Ben seni duydum daha hasta beter mısın? Olsun. Ne oldun? Sen yapıyorum bir şeysin ben. Ne oldu? Ben senin için çıldırayım, ağrıyor, ağrıyor, bulamıyor seni. Yaşar Bey. Efendim, Esra'yım. Hoş geldiniz yayına. Telefonda zor beklemişsiniz. Ekip arkadaşlarım beklediğiniz evet. her dakika gözyaşı döktüğünüzü söyledi. Vallahi uyuyamadık. Sabah olmadı bize. Her zamanki gibi. Ama bugün daha farklı her şey. Bir an önce böyle hani o anı istiyorum yani görmek istiyorum. Nerede, ne yapıyor? Yüzünü görmek istiyorum. İnsan en çok ne zaman kendini ağır hissediyor biliyor musun? Kızgınlığını, öfkesini, üzüntüsünü, hasretini dile getiremediğinde. Evet. Siz 35 yıl boyunca babanızı incitmemek için... Evet. Çünkü anne bırakıp gittikten sonra size bakan babanız. Hı hı. Onu üzmemek adına... Asla anneyle ilgili tek bir cümle kurmuyorsunuz. Evet, hiç kurmadık. Çok ağır bir yük değil mi? O anlatılmaz bir şey. O 35 yıl daha bambaşka bir şey. Yani koca bir dünya vardı üzerimizde. Kaldırabilirsen. Yani çok zor ya. Babamızı üzmek istemedik yani. Ne bileyim. O da bize bir şey söylemedi yani. Annen şöyle, annen gitti sizi, bıraktı. Bize yani annemizin yokluğunu aratmadı yani. Hem anne oldu hem baba aynen. oldu. Yani ama... bunu o öldükten sonra da bayağı bir anladık. Yani sağken belki o anı anlayamıyorsunuz ama o öldükten sonra daha iyi anlayabildik her şeyi. Aynen. O yüzden karar verdik annemizi bulmaya sizin sayenizde. Öncelikle sizden Allah razı olsun. Allah razı olsun. Evet. Şimdi beş kardeşsiniz. Beş parmağın beşi de bir değil. Evet. Hepinizin aynı anne babadan dünyaya da gelseniz. Hepinizin kişiliği, kimliği, karakteri, düşünce yapısı farklı. Birbirinizin asla kopyası değilsiniz. Anneniz gittikten sonra... bu yükü en çok kim taşıdı evde? Yani kardeşlerden hangisi daha fazla bu sorumluluğu üstüne aldı? Yani evin en büyüğü olarak o yükün en büyük sorumluluğunu kendimde hissettim. Ve bunu da kardeşlerim yani öyle bir şey yapacaklarını zannetmiyorum ama elimden gelen her şeyi onlara yaptığımı hissediyorum yani ben. En büyük yük
benle kardeşim dedi. Benden sonra ben genelde hep dışarıda çalışıyordum. Kardeşim ben olmadığım zaman kardeşim kaldırıyordu. En çok yokluğunu ben hissettim annem. Sen mi hissettin? Evet. Bilmiyorum. Sen o zaman 6 yaşındaydın. Evet. Sen 9 yaşındaydın. Yok ben ondan da küçüktüm, 9'dan da küçüktüm. Yani ben 7 yaşında falan bir şey olarak. O yani ya 7 ya 8 küçük. Evet öyle bir şey. Ben 5 yaşında falandım işte. Eve geldiğimde gitmişti. İçeriye girdim. Annemin elbiselerine baktım. Yoktu. Oraya geldim oturdum ağladım aynen. Abim geldi. Ne oldu dedi. Dedim annem gitmiş dedim. O anki duygu nasıl bilmiyorum. Ama şimdiki duyguya da bakacağım. Senin için gece nasıl geçti? Ben hiç yatmadım. Bugün sabah kalktım. Ezen okunuyordu. Namazımı da kıldım. Allah kabul etsin. Allah'a dua ettim yani. İnşallah Allah bizi utandırmaz çıkar gelir dedim. İnşallah gelir. Görürüz. Ve gelmiş de sizden de Allah razı olsun. Tüm buradaki ekip olanlar. Arkadaşlarım bulunduğu yere gitti. Allah razı olsun. Gerçekten sizin hani bir gün daha anneniz kalmanızı istemedim. İnsanın yaşı kaç olursa olsun başında hep bir büyüğünü istiyor. Ona yol gösteren, evet. ışık tutan, yolunu aydınlatan kişiyi istiyor. İyidir ya da kötüdür. Hiç önemli bir çocuk için bunların çok da bir önemi yok. Evet. İstiyor ki o büyüğü yanında olsun. Şimdi böyle bir şeyin empatisini yapabilmek çok zor ama 5 yaşında bir çocuksunuz ya da çocuğunuzun yerine koyun. Eve geliyorsunuz ve anneniz o evde yok. Nereye gitti bilmiyorsunuz. Belki de soramıyorsunuz. Sorsanız da cevap alamıyorsunuz. Öldü deseler bunu kabullenmek de çok zor. Bundan sonra bizimle olmayacak deseler bomboş bir cevap. O günden bugüne bu yoklukla büyümek bir insanın en büyük yükü olsa gerek. Baba olarak nasılsınız onu merak ediyorum. Vallahi bunu çocuklarıma ya da eşime sorsanız yani kendi insan baba olarak kendini anlatamaz. Ama tarif edebilirsiniz. Vallahi ben ne babama ne de anneme benziyorum o yönden yani o babalık annelik duygusu. Daha mı düşkünsün? Aşırı bir düşkünlüğünüz mü var? Tabii ki, tabii ki. Yani o bambaşka bir duygu 35 zaten. 35 yılda ama şimdi diğer hikayelerden hikayeniz şöyle yaralıyor insanı. Baktığınızda 35 yıl dile kolay. Şimdi çocukluğunuz yok. Ergenlik, anne yok. Asker. Gençlik yok. Eğitim hayatınızda yok. Yok, aynen. Askere gittiniz yok. Evet. Bizim toplumumuzda bunlar çok önemli. Evleniyorsunuz yok. Evet. Çocuğunuzu kucağınıza alıyorsunuz, baba oluyorsunuz yine yok. Evet. Yani annesiz geçen bir yaşam, o bir boşluk içeride var ama o boşluk giderek böyle büyüyor. İşte o karanlıkta bir iğne arar gibi bir şey yani. Yıllarca biz hep öyle yapışadık. Karanlıkta, kocaman bir karanlıkta iğne arar gibi bir şey yani. O her yerde aranan bir şey. O saymış olduğunuz her yerde aradık ama yok yani. Sahip olanlar da yeteri kadar üzerini göstermiyor değil mi? Bunu gösterebilir mi yani sizce? Ha? Sizce gösterebilir mi yani? İstese de gösteremez. Hayır hayır bizde mesela çoğu insan da annesi babası ziyaret etmiyor, görmüyor. Halbuki yanı başında uzatsa değecek. Aynen. Sizde de 35 yıllık bir hasret var. Aynen. Vallahi benim buradan onlara tek bir söyleyeceğim şey var. Her zaman anne baba ayrı büyüklerin her zaman yeri bambaşkadır. Kesinlikle ve kesinlikle kalplerini kırmamak lazım. Diyorum ya elimde bir güç olsa hiçbir çocuğu annesiz babasız bırakmam yani. Evet. İnsanın duygularını ifade edememesi, hislerini söyleyememesi çok ağır bir şey. Bir de yaşadığınız kültürde bu aslında gizli bir sözleşmeyle yasaklandıysa ve 40 yıl sonra diliniz çözüldüyse daha da ağır geliyor. Hı. Bilmiyorum ya sizin hikayeniz beni çok etkiledi. Genelde hep bugününü görüyoruz. Bırakıp giden babaları, bırakıp giden anneleri. O çocuklar yaralı çocuklar olarak yaşamlarını tamamlıyorlar. Hep bir tarafları eksik kalıyor.
arkadaş ilişkilerinde, kendi kuracakları yuvalarda, her anlamda aslında hep bir tarafı ağır yaralı çocuklar ve sonradan bunun tedavisi çok zor. Evet. Yani her yaranın tedavisi yok. Hele bir çocuk annesiz babasızsa, anne baba onu yaşarken var olan yokluğuyla sınıyorsa, kendini yaşarken ölü ölü mezara koyuyorsa çok daha zor. Daha fazla bekletmek istemiyorum sizi. Seydi gözlerin, yani 5 yaşındaki o çocuğun gözü gibi bakıyor. Evet. Bakacağız. Biz bıraktığı yerdeyiz. Evet. Çağırayım mı annemizi? Bence çağır. Tam 35 yıl önce anne o kapıdan çıkıp gidiyor. Bir daha asla geri dönmüyor. Geride bıraktığı çocuklar 7 ve oradan artık siz 2 yaşa kadar sayın küçücükler. Babaanne ile ilgili evde aslında tek bir söz ya da tek bir cümle kurulmasına izin vermiyor. Babanın emeğine göstermiş olduğu fedakarlığa ihanet etmemek için de anneleriyle ilgili herhangi bir girişimde bulunamıyorlar. Bugün baba olarak, yetişkin insanlar olarak karşımızdalar. Babaları vefat ettikten sonra 35 yıllık o hasreti dindirmek için geldi Karkaç kardeşler. Annelerini aramak üzere geldiler. Anneleri Fatma Hanım'ı bulduk. Şimdi stüdyomuz olacak. Kendisini davet ediyoruz. 35 yıllık hasret sona eriyor. Beni bıraktığını hatırlıyor musun anne? Ha? 5 yaşındaydım tamam. Gittiğinde çok üzüldüm. Çok yıkıldım. Hayatım nasıl oldu biliyor musun? Ben neler çektim anne. Sen niye bıraktın gittin? Sen beni niye bıraktın gittin? Yeah.
Ben kimseye anne diyemedim. Allah'ım. Özür dilerim. Allah müsaade. Bundan sonra gitmeyeceksin inşallah. Canım anneciğim. Bir tane. Bundan sonra gitmeyeceksin değil mi? Bizi bırakmayacaksın. Ha? Tamam. Gitmeyin ya. Yani. Değil mi? Yok. Canım annem. Tanem. Seni gördük ki artık bırakmaz. Seni bırakamayız anne. Tamam. Siz de gideceksin. He? Nereye? Sen, memleketimize. Hepsinden özür diliyorum zaten. Gelsinler. Dilemeyle de affedecekler mi bakalım? Özür dilemeni beklemiyorum ki yani. Onu bir anlam olmuyor yani. Onun bir anlamı olmuyor artık bundan sonra. Yarına bakacağız. Giden gitti zaten. Giden geri gelmiyor anne. Evet anneciğim. Şimdi bize şöyle bir şey söylemen lazım burada. Bizimle gelecek misin? Şimdi sizinle geleceğim desem bilemiyorum nasıl olacak. Benim de kendime göre bir düzenim var. Var mı burada kurmuş olduğun ailen? Var. Bir çocuğun, kocan? Kocan ailem yok. Tamam. Bizimle çıkar gelirsin. Bana bir fırsat verin, düşünme fırsatı verin. Biz 35 yıldır sana fırsat veriyoruz evet. Zaten. Şimdi düşen mi düşüneyim? Zaten ben sizi buldum artık bu saatten sonra. Gitmeyeceksin ya. Git, kuzum gider miyim? Nasıl yapacağız ya? Bilmiyorum, zaman gösterecek. Bence sen bizden gel, gidek evimize. Bizimle yaşa. Hepin çocuğunu da al. Kardeşimizdir o bizim. Başımızın üstünde yeri var. Sana da ona da elimizden ne gelirse yaparız. Ama sen yanımızda ol ya. Biz buraya çıktık Esra abla, Allah razı olsun. Şimdi bizi herkes izliyor. Ama sensiz gidersek bunun bir anlamı kalmaz. Gidelim. Evimize. Bizimle yaşa. Çalışmana, ona buna ihtiyacı olmana gerek yok. Yani biz varız yanında artık. Evet. Kime ne ihtiyacın olacak ki? Dağ gibi arkamdasınız. Aynen. Bizim de iki tane kardeşimiz var. Öbür annemiz de. O ne oldu? O yerinde duruyor. Allah razı olsun ondan da Allah razı olsun. O da bize baktı. Sizi tabii. Büyüten? Tabii. Oydu. Aynen. Evlenmemize, askere gitmemize, her şeyimize vesile oldu. Tabii. Allah ondan razı olsun. Sağ sana. Olsun. Bir şey diyemem. Ama senin olsun. Yerin ayrı yani. Sen annemiz. Sen bizim annemiz. Biz seni istiyoruz. Buradan çıkıp evimize gitmek istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Al çocuğunu da al. Gel. Beraber gidelim yani. Bir sıkıntı, bir engel var mı? Yok. Bey. Bize güvenmiyor mu? Güveniyor mu? Güveniyorsan yani gözün kapalı çıkıp gitmen lazım. Annem var ya, kaç gündür çocuklarım bana böyle, bir tane torunum var, ismi İkranur. Onun hasreti, yani ben bir baba olarak söylüyorum. Bu, yani burada hemen hemen yaklaşık bir haftadır buradayım.
şu anki onun hasreti sanki bana 35 yıldan daha fazla geldi anne. Yani insan bir ciğeri olursa daha farklı oluyor yani. Evet. Anladın mı? Böyle zannetme ki buradan seni götürünce insanlar sana söyle böyle kötü bakacak, kötü söyleyecek. Yani hiç kimse senin kılına, hiç kimse senin yanına, hiç kimse senin hakkında hiçbir şey diyemeyecek anne. O sayfayı kapattık. Biz kendimize, ben evin en büyüğü olarak babam vefat ettikten sonra bazı kardeşlerime de söylemiş zaten, abinizin sözünü dinleyin diye, ben olmazsam bir babanız da o diyor yani. Ne kadar da iyi bir baba olmasa bize hayatın bazı zorluklarından, bazı şeylerinden uzak tuttu yani. Yine onun da Allah mekanını ben cennet etsin. Okula hiç gitmedim biliyor musun anne? Ay biliyorum. Neden? Bir götüren olmadı çünkü. Ya. Evet. Başından sadece neler neler geçti biliyor musun anne? Benim bütün kardeşlerim hiçbiri gitmedi. Sen olsaydın olur muydu? Olmazdı. O okulun sınıfı var ya, bilmiyorum. Ben de okumadım anneciğim ya. Ben de. Beni de okutmadılar. Benim de okumuşluğum yok. Ne güzel. Ama sen bunun önüne geçebilirdin işte. Doğru. Geçmedin, hadi tamam. Ama bu saatten sonra geç ya. Gel yani bizimle. Biz hayatımıza tertemiz bir sayfa açmak için geldik. Aynen. Ve bunu da Esra ablam Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Vesile oldu. Allah senden razı olsun. Ne diyeyim? Ben bütün dünyanın üzerine, yani bütün dünyaya yemin ederim. İsterseniz burada her şeye imza atarım, isterseniz her şey yaparım. Annemin kılına zarar kimse veremez. Nasıl? Dün sizi gördüğümde daha konuya başlamadan böyle içim... Kolay kolay olmuyor bu, böyle içimin cız etmesi. Evet. Böyle içim cız etti, bilmiyorum neden. Anneyi bulacağımdan emindim. Kavuşmanız için normalde olmaz. Anne gelir, otobüse atlar gelir. Ekip arkadaşlarım gittiler, evet. Almaya gittiler. Tüm bunların hepsini sağladım. Şu anki buluşmayı sağladım, el elesiniz. Bundan sonra yeni bir hayatınız var. Ama içinizden alamayacağım, geçmiş bir 35 yılınız var. Seydi de bunu çok acı bir şekilde özetledi. Elimden tutup yol gösterenim yoktu. Aynen, yoktu. Abim bir şekilde kendi kendini kurtarıyordu. Ama ben kurtaramadım. Kardeşlerime bakmakla zorundayım. Hep baktım. Hale de bakıyorum. Bakarım ben ölene kadar. Hayat nasıl bir şey anlamadım ben. Nasıl geçti çocukluğum? Bu yaşa nasıl geldim? Söylesen anlatamam ben. Bilmiyorum çünkü ne yaşadım, ne yaptım. Bugüne nasıl geldim bilmiyorum. Başımdan çok şey geçti yani. Neler geçti neler. Evlendikten sonra işte biraz hayatım değişti. Allah razı olsun eşimden. Buradan ona sesleniyorum. Seni çok seviyorum eşim. Allah ondan bin kere razı olsun. Aynen. Tuttur elimden. Kim biliyor musun benim eşim? Şenel var ya. O kim? Bizim bitişikte oturuyordu Şenel. Ha. Onun bacısı. Tülay'ın kızını aldım ben. Ha. Karşı komşumuz. Tamam. Baktılar bana. Hem anne oldular, hem baba oldular. Hep elimden tuttular yani. İşte böyle. Senden tek istediğimiz bizimle çıkıp gitmen yani. Başka hiçbir şey istemiyoruz. Yaşadığımız bizde kalsın. Bu acıyı bize bir daha yaşatma.
İnşallah. Korkmana gerek yok. Hani dedin ya. Ha, öykelendim mi? Öykelendim. Çok öykelendim. Çok kafamda attım, tuttum ama yapamam ki. Annemsin ya. Nasıl yapacağım? Yapamam ben. Yapana engel oluruz. Biliyorum şu, yaparsın. Senin için her şey yaparım. Seni gördüm daha iyi oldum vallahi. Ben de. O günü hatırlıyor musun? 35 yıl önce o kapıdan çıktığınız o son günü. Hatırlıyor musunuz? Hiç unutmadım ki. Unutamadım yani, daha doğrusu babasının yüzünden oldu her şey. Kendileri biliyordur ya babasının nasıl olduğunu, benim anlatmama gerek yok. Yaşanan birçok şey var ama ben o günü, evet, merak ediyorum. Seydi çünkü o zaman ben 5 yaşındaydım dedi. Evet. Küçüktü. Çocuklar evde miydi? Yok, bu evdeydi sadece. O anı ben yaşadım yani. Diğer çocuklar nerede? Onlar nerede bilmiyorum. Nerede onlar? Hayır, o zaman neredeydi siz evden giderken? O 7 yaşındaymış. Seydi 5. O da oradaydı. Evdelerdi hepsi. Onları o son gördüğünüz, son bıraktığınız hali. Küçük. Hepsi küçüklerdi. Evet, küçüklerdi. Siz evden çıktığınızda yanlarında biri var mıydı? Yoktu. Hiç kimse yoktu. O günü tarif edebilir misiniz? Anlatabilir misiniz? Anlatmak istemiyorum. Anlatmak istemiyorsunuz. Peki o resim kafanızdan hiç gitti mi? Gitmedi. Gitmedi. Sadece bunların hep ben küçüklük halini hatırlıyorum. Büyüklük, yani nasıl büyüdüler, nasıl oldular, hiçbir şey bilmiyorum. Seydi'nin üzerinde ne vardı o gün? Hatırlamıyorum. 35 yıl olmuş. Bazı resimler hayat boyu silinmez, evet, hafızadan ya da bırakıldığında. Çocukları terk etme sebebiniz kocanızla anlaşamamak. Evet. Nereye gittiniz oradan? Gittim işte, kafamı aldım gittim bir yerlere. Başka bir şehre, başka, evet, bir yere. O dönemde siz Gaziantep'te mi yaşıyordunuz yine? Evet, hepimiz. Gaziantep'te. Kasabada mı, köyde mi, merkezde mi? Merkeze gittim. Merkez, hayır hayır, aile nerede? Köyde mi yaşıyordunuz o dönem? Yok, merkezdeydim. Merkezdeydiniz. Tüm ailenizle de iletişiminizi koparmışsınız. Evet. Hiç kimseyle? Aramadım. O zaman telefonlar yoktu. Böyle telefonlar. Arama yoktu. Şey yoktu. Yani. Şimdi Seydi ile Duran soracak size. Onlar sabırlı çocuklar. 35 yıl beklemişler. Buyurun. Nasılsın? Şu an çok öyle yani, nasılsın demeni bile ifade edemiyorum. Nasılsın? Rüya çok gibi. Evet. Yalan gibi. Evet. Gerçek sanki, değil gibi. Sanki uyanacağım her şey yalan olacak gibi. Bu sahneyi daha önce yaşadın mı? Annenle kavuşma anını, annenle kucaklaştığını. Hayal ederek yaşadım. Çok hayal yani, her gün hayal yani. Bu da bir hayal gibi geliyor şu an. Ama bu gerçek. Yani. İnşallah. Bundan sonra hayallere bakmayacağız. Gerçeklere bakacağız. Yani hayaller geride kaldı. Seni torunların bekliyor şu an. Sen nerede? Evdeler. Esnafla müsaadelerse getiririm. Hemen. Getir buraya, getir. Şöyle. Önce sorun, kaç torununuz var Duran'dan, Seydi'den, diğerlerinden? Yani, kaç tane? Biliyorum sorun. Yani... Bilmiyorum. Benim iki tane var. Bir kızım, bir oğlum. Maşallah. Ellerinden öpsün. Seyden'in de 3 tane var. Nazmiye'nin 4 tane var.
Kenan... Nazmiye'den konuşacaktık. Kenan'ın yayın bittiydi var. Değil mi? Aynen. Yani bayağı bir torunun var yani kocaman. Maşallah. Görmek isterim. İnşallah. Göreceksin için. Toplamda kaç torunu oluyor Fatma Hanım'ın? 5 tane mi oluyor? Yok. Sizin ikiniz. İkimiz 2, 5 tane. 7, 9 buradan. 3 tane de bizim Kenan'dan var. 12. 2 de Hüseyin'den var. 14 tane falan. 14 tane evet. Torun var. Maşallah. Şimdi herkes şunu merak ediyor. 35 yıl boyunca siz kendinize yeni bir hayat çiziyorsunuz. O hayatta kendinize yeni bir kimlik veriyorsunuz. Belki geçmişinizi reddediyorsunuz. Belki çocuklarınızın varlığını reddediyorsunuz. Çünkü onları hatırlamak her seferinde canınızı da acıtabilir. Evet. Fatma o evden çıkarken gerçek kimliğini, hayatını gömerek mi çıktı? Yoksa 35 yıl boyunca hep çocuklarınızın varlığıyla mı yaşadınız? Varlığıyla yaşadım canım. Gömerek çıkabilir misin? Bir gün nasıl olsa... olacak diye düşünüyordum. Yani hayatınıza giren insanlara, komşuluk ilişkilerinde bulunduğunuz kişilere ya da hayatınıza girecek olanlara bak benim bir yerde 5 çocuğum var. Bir gün beni ararlar, bulurlar dediniz mi? Söyledim. Ben çoğuna söyledim. Haberleri var zaten. Çok arkadaşlarım gelirken hep aradılar. Bir ihtiyacın var mı diye. 35 yıl biliyorlar. Herkes biliyor yani. Böyle bir kimi bunu yapıyor biliyorsunuz. Evet. O kimliği, o Fatma'yı öldürüyor, yeni bir Fatma yaratıyor. Hayır, of, öyle bir şey olmadı Fatma. Da. Olmaz da yani. Evladın olduğu sürece kalbinde buranda durur. Unutamazsın. Ama unutmuş gibi çocuk sahibi oldunuz mu? Evet, unutmuş gibi olursun. Hmm. Sonra bir çocuğunuz oldu mu? Evet. Aslında onların bir de kardeşleri var. Kaç yaşında? 28. Bir tane mi? Hı. Kız erkek? Erkek. Nerede? Burada mı? Yok. Başka yerde oldu. Söylemek istemiyorum. Şimdi... 35 yıl önce siz evden çıkarken Nazmiye kaç yaşındaydı? Değil mi? Fatma Hanım. Efendim? Siz o gün evden çıkarken en küçük kızınız Nazmiye kaç yaşındaydı? 2 yaşındaydı. Ben onu götürdüm yanımda. Sonra mı teslim ettiniz? Evet, babası istedi. Tanımam. O zaman alo diyeyim. Tamam. Nazmiye telefon hattında annesiyle 35 yıl sonra ilk kez konuşacak. Nazmiye. Efendim. Buyurun. Televizyon sesini kıs lütfen. Alo. Efendim kızım, ne yaptın? Ne yapıyorsun anne? Geldim anneciğim. Ay. Senin senin resmin bende biliyor musun? Biliyorum anne. Resmin bende duruyor. Anne ben seni çok özledim. Ben de seni özledim kızım. Anne seni kohunu özledim. Sana çok ihtiyacım var benim. Tamam kızım. Gelecek misin buraya? Anne lütfen sen beni yalnız bırakma bir daha. Tamam. Bize bu mutlu günü yaşattığınız için hepinize çok teşekkür ederiz. Allah nicesini bana nasip etsin. Amin. Ama en büyük dileğim de hiçbir sorun olmasın. İnşallah. Kimse terk edilmesin, yalnız İnşallah. Bırakılmasın. Kimsenin sorunu olmasın ki İnşallah. Ben konuk bulamayayım. İnşallah. İnşallah. Olsun anne baba varsa işin içinde eğer siz bu programı bile yapmayın yani. Eğer bu konularla olacaksa çok zor çünkü. Çok zor. Evet. Her şeyi bulabiliyoruz. Evet. Elimizden geldiğince tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Evet. Fakat o kayıp giden zamanı geri getiremiyoruz. Aynen öyle abla. Sizin içinizdeki duygu eksikliğini tamamlayamıyoruz. Evet. O 35 yıllık yarayı tedavi edemiyoruz. Evet. Asıl boşluk bakıyorum. Orada. Evet. Ama birçok şeyi de siz başarıyorsunuz. Siz olmazsanız da olmuyor. Evet. Siz kavuşturuyorsunuz. Evet. İşte bizim işimiz uzlaştırmak. Ne güzel. Allah razı olsun yani.
İkna etmek, getirmek, evet. Karşı karşıya getirmeyi başarabilmek. Bu sadece evet. benim yaptığım bir şey değil. Ekip arkadaşlarımın da başarısı. Onlara evet. da teşekkürlerimi sunuyorum. Hepsi ayrı ayrı emek veriyorlar. Kiminin uykusu yok, kimi sürekli yollarda, kimi sürekli telefon başında. Ama evet. hepsi şu anlar için. Böyle güzel anlara imza atıp buradan programa katılan herkesi mutlu gönderebilmek için. İnşallah. İnşallah ablacığım. Seydi, sen dün konuştun. Konuştukça evet. hepimiz dağıldık. Belki yaşadığın yerde, belki büyütülme şeklinle çok aslında duygularını ifade edebilen bir insan değilsin anladığım evet. kadarıyla. Çok konuşabilen, evet. Hislerini paylaşabilen biri de değilsin. Ama dün dile geldin. İçimden geldi öyle. Anlatmak istedim ben ama bilmiyorum. Yine kendimi ifade edemiyorum ben. Bilmiyorum. Bu içine çok kapalı. Aynen. Bence bunun bir tek sebebi var. Biz o çocukluğumuzu yaşayamadığımız o günlerde biz kalabalığı hiç sevmiyoruz. Yani biz yalnızlığı çok seviyorduk, karanlığı çok seviyoruz. Çünkü hayatımızın hep karanlık geçti. Yani hep karanlık olduğu için hep karanlıkta kalmayı çok seviyorduk. Niye? Çünkü karanlıkta kimse bizi görmüyordu. O görmeyen insanlardan kaçıyorduk hep biz, mutlu oluyorduk yani. O karanlık bize mutluluk veriyordu. O karanlıkta mutluluk arıyorduk. Kimsenin olmadığı yerlerde. Görülmek ve duyulmak istemiyordunuz. Evet, ben öyle, hep ben öyle yaşadım, kardeşlerim de öyle yaşadı. Çünkü aydınlıkta herkes bizi görüyordu. Mesela gören insanlar bizi çok farklı görüyordu yani böyle. Ben öyle hissediyordum. Nasıl? Yani böyle annesi yok, babası yok. Yani hiç iyi gözle görmüyorlardı bizi çocukluğumuzdan beri. Mesela annen baban olmayınca öyle oluyormuş demek ki. Boşluk yani. Evet, güzel gözle bakmıyorlardı bize yani. Aslında o gündüz vakti, o aydınlık sana yokluklarını hatırlatıyordu. Evet. Hissettiriyordu. Evet. Biri sana baktığında sendeki annesizliği görüyordu. Evet. Buna dair bir cümle söylemesinden ya da o bakışlardan rahatsız oluyordu. Evet. Hep bir arada mı kaldınız? Hep yalnız kalmayı mı tercih ettiniz? Hep bir aradaydık. Hep bir odadaydık. Yani kalabalığın içinde yalnızlığı tercih ettik yani biz. Kalabalıktık, akrabalarımız, amcalarımız, dayılarımız, halalarımız hep var yani. Ama biz o kalabalığın içinde hep yalnızlığı tercih ettik. Çünkü o kalabalıkta hep bizi boğuyorlardı yani. Böyle sanki farklı bir şey olacakmış gibi korkuyorduk yani. Ne titriyorduk gibi? Yani. Çünkü sahibimiz yok diye düşünüyorduk yani. Herkes üzülüyordu ve sonra hayatınızdan çekiliyordu. Aynen öyle. Kimse sizi iyileştirmek için tek bir adım atmıyordu. Aynen öyle ablacığım. Herkes size yokluğunuzu hatırlatıyordu. Evet. Ama onun yerini doldurmaya çalışmıyordu. Evet. Yani hissettiriyorlardı bunu böyle. Resmen hissettiriyorlardı. Yani hissediyorduk. Ki o yüzden hep kaçıyorduk yani kalabalıklardan. İkiniz mi yakındınız Seydi ile? Yoksa yani senin yakınlık kurduğun başka bir kardeşin var mıydı? Var. Ama biz Seydi'yle böyle birçok yani acıyı tatlıyı paylaşan hani hep biz hep paylaştık onunla her şeyi. O benim olmadığım yerde o koşuyor. Onun olmadığı yerde ben koşuyorum. Ya da birlikte olduğumuz zaman hep birlikte koşuyoruz. Yani böyle abi kardeş değil de bir arkadaşız yani. Bir dostuz. Hep birbirimize böyle sarıldık yani. Seydi sanki annesinin gidişinde kendini suçlu hissediyormuş gibi düşündüm ben. Ona suçluluk demeyelim de. Yani dün anne ben çalışıyordum, ben sana ekmek getiriyordum dedi. Evet. Yani daha fazla getirseydin gitmeyecek miydi anne? Keşke daha fazla getirseydim. Keşke gitmeseydi. Bilmiyorum. Ama sen 5 yaşındasın. Evet. Komşumuzun bir el arabası vardı, kızartma falan yapardı. Ben de yanına yardıma giderdim. Anneme getirirdim ben. Yine getireceğim. Yine getireceğim ben. O başımın üstünde taç benim. Evet. Değil mi anneciğim? Tabii anneciğim. İnşallah.
Çocuklar yetişkinlerin davranışlarının sorumluluğunu alamazlar. Zaten almamalılar. Şimdi iki kardeş dün geceyi anne ve babayla beraber geçirdi. Ama dün gece uyumayan, bu kavuşmayı hasretle bekleyen geride diğer evlatlar var. Onlardan birini davet edeceğim stüdyoya. Fatma Hanım, sizi şöyle ayağa alayım. Oğlunuz Kenan. Siz 35 yıl önce evden çıkıp giderken o dönemde kaç yaşındaydı? Ben mi? Kenan mı? 5-6 yaşında vardı. Küçüktü yani daha doğrusu. Hatırlıyor musunuz yüzünü? Hayır. Şimdi hatırlamıyorum. Kenan burada. Nerede? Şimdi davet edeceğim. Kenan kaç yaşında? Kenan benden 2 yaş küçük, 38 yaşında. 38 yaşında. Evet. Demek ki o zaman daha da küçüktü. Aynen. Kenan şu an sabırsızlanıyor. O sizi hiç hatırlamıyor. Beni hatırlamaz, küçüktü. Hiçbir şekilde hatırlamıyor. Ama tabii ki o boşlukla beraber büyümüş. Anne hasreti çeken de bir evlat. Diğer kardeşlerden Kenan Bey geliyor, buyursunlar. Kocaman olmuşum. Ben görmedim anne. Görmedim sizi büyütemedim. Daha iyi oldu.
Kenan hoş geldin. Hoş bulduk abla. Küçücük oğlum büyümüş. Kocaman olduk annem işte. Öyle. Ben görmedim. Kocaman oldun da için hala çocuk. Evet. Evet. Belki de o günde bıraktığın yaştaki çocuk. Ondan sonra bir daha hiç büyümeyen tarafımız var. Evet. Sen niye gelmedin? Bilmiyorum anne. Abinler biz annemi arayacağız dediğinde hayır bizi bırakıp gitti. Aramayın bizi arayıp sormayanı biz de aramayalım mı dedin? Yoksa onların bu kararını destekledin mi? Öyle bir şey olmuyor. Hı? Öyle bir şey olmuyor. Olmadı. Yok olmadı. Destekledin mi kararlarını? Evet. Gidin arayın. Evet öyle dedim ben ya. Bana bakar mısın Kenan? Bir bak bakalım Anir. Sevdiğiyle çok benziyorsunuz siz. Evet. Bana bak bak. Amcasına çok benziyor. Duran amcasına çok benziyor. O da rahmetlik oldu. Evet. Sen evli misin? Evliyim abla. Çocukların var mı? Evet. 3 tane çocuğum var, elini öper. Allah bağışlasın. Cümlemiz. Eşinizle berabersiniz değil mi? Evliliğiniz devam ediyor. Evet. Hamdolsun. Kaç yaşında çocuklar? Biri 10 yaşında, biri 5 yaşında, biri 2-3 yaşında. Çocuklarına baktığında kendi çocukluğunu görüyor musun? Evet. Hepiniz sanırım çok düşkünsünüz çocuklarınıza. Çok. Aşırı o da. Aşırı bağımlısınız değil mi? Evet. Omzundaki el annenin eli. Evet. Annemin eli. Ağlama. Eğer hazırsanız diğer evladınızı davet edeceğim. Tamam. Çok sormak istediğim soru var da böyle bütün çocuklar toparlandığında sormak istiyorum. Dün Nazmiye canlı yayına bağlandı. Evet. Sana ihtiyacım vardı demedi. Neredeydin demedi. Anne sana ihtiyacım var dedi. Evet. Hala var. Evet. O da yetişkin. Tabii. O da çoluk çocuk sahibi. O da büyümüş ama... o da hep eksik kalmış çocuklardan biri. Nazmiye 2 yaşındaydı siz evden ayrılırken. Evet. Bugün 37 yaşında bir kadın olarak karşınızda olacak. Hazır mısınız? Hazır. Buyurun böyle. Ailenin, siz 4 erkeksiniz. Bir kızınız var. Ailenin en küçüğü Nazmiye. Evet. 35 yıl sonra ilk kez annesiyle kavuşuyor. Buyursunlar. Kızım. Anne.
Mustafa annem. Hayır. Kızım olsun, yanımda olsun diyordum hep. Canım. Canım kızım benim. Ne bir kok ne çekim. Uyanıyorum. Kızım. Canım benim. Kızım. Annemdir. Canım. Oh, nasıl tatlısın sen. Anne. Niye bıraktın anneciğim? Niye beni bıraktın anne? Ben seni bırakmadım kızım. Götürdüm yanımda. Ama baban istedi. Ben neler çektim anne. Oğlum. Neler çektim. Affedin beni oğlum. Annem. Resim bende biliyor musun? Biliyorum anne. Telefonumda. Seni bulduydum. Ne zaman bu telefonu? Çoktan. Ya anneciğim. Canım. Hadi gelin. Hoş geldin Nazmiye. Hoş bulduk Esra ablacığım. Sağ olun, Allah razı olsun. Gözlerinin Esra içi gülen Nazmiye. Anneciğim. Kuzum. Benim böyle kızım varmış. Anne. Anneciğim. Canım. Bırakmayacaksın değil mi anne? Hayır. Ne olur ben bırakma anne. Bırakmam kızım, sen niye bırakayım? Bırakmayacaksın değil mi anne? Yok. Hayır. Ah canım benim. Ben öyle bir hastaydım ki. Doğru, senin yokun öyle bir hastaydım ki anne. Senin yardımına. Kansın ye. Bana annem buldunuzsa. Allah razı olsun sizden Esra abla. Tek dileğim budu. Tek dileğin annene kavuşmak mıydı? Evet. Sen 2 yaşındaydın. Bilmiyordum ben. Bilmiyordun. Şimdi 37 yaşındasın. Evet. Çocukların var mı? Evet Esra abla. Evli misin? Evliyim. Evlisin. Çocukların kaç yaşında? Mı? Yok hocam, ayrıldım anne. Olabilir. Olabilir. Hayat bu. Hayat neler getiriyor. Her şey değişiyor. Zaman evet. Değişiyor. İnsanlar değişiyor. Bazen sağlıksız bir evliliği yürütmektense onu bitirebilmek topta büyük bir cesaret istiyor. Evet. Çocukları kaç yaşında Nazmiye'nin? Biri 14 yaşında, biri 10 yaşında, biri de 12 yaşında. 3 tane. 4 tane, dört biri tane. De 1 yaşında daha. Allah o bağışlasın. Burada mı? Onların şimdi aile giderek evet. Kalabalıklaşıyor. Sizi bekleyen gelinler var. Kimler var? Duran'ın eşi Aliye ile Seydi'nin eşi
Özlem de sizinle Özlem kavuşmak ve sizinle sarılmak istiyor. Özlem, alkışlarla davet ediyorum onları da. Ağlama. Kızım. Nasıl? İyiyim. Siz? Hoş geldin. Seni gördük. Sağ ol anneciğim. Gelin. Büyük bir aile olduk biz. Gelin oturun. Özlem. Ben ona daha hasret dert. Özlem Seydin'in eşi. Sarılabilir miyim sana? Tabii ki sarılabilirsin. Gel gel. İyiyim, seni gördüm. Daha çok iyi oldum. Artık kocam mahvetti bizi. Allah senden bin kere razı olsun. Sağ olasın. Çok. Hoş geldin Aliye. Teşekkür ederim. Çocuklar. Allah senden razı kimin olsun onlar? Bunlar annelerine kavuşturduğun. Benim anneciğim. Gel. Ay. Şimdi torunlar geliyor. Kim? Bak. Onlar tatlı buldum. İçine öldü. Büyük yani yanına. Büyük tamam tamam. Tatlım benim. Aa, senin mi duran tamam, bunlar? Tamam hiç. Hadi gel, bak hadi, annesine hadi, nasıl. Hadi gel sen hadi. Gel gel. Aa niye ağlıyorsun? Nenenin yanına geldin. Ağlama gel. Kızım niye ağlıyorsun sen? Tamam tamam. Tamam tamam hadi gel. Ay bak bak ne güzel sarıldı o bana bak. Ay. Tamam. Sen tatlı kızım benim. Sen neresiydin? Ha bildiğim tamam. Vardır senin tamam. Sen beni seviyor musun? Yani şu saat sahne imkansız gibi görünse de bugün gerçek oldu. Tatlım benim. Fatma Hanım'ın terk edip gittiği çocukları onu benim. Aradı. Ondan hiç vazgeçmedi. Ve bugün bakın çocuklar bu koltukta oturmayı, beraber olmayı tamam. Yine çocuklar başardı. Evet, tabii sizin sayenizde Esra'p hocam. Evet, sizler böyle bir girişimde bulunmasaydınız ben hiçbir şey yapamazdım. Vallahi sizin sayenizde Allah oldu. Bir tane daha geliyor. Şimdi bir tane daha geliyor. Gel gel annesiniz. Gel. Ay bu çok bu aynı Seydi kara gözlü. Ne oldu anne? Tamam tamam. Geldim. Tamam geldim. Bu ben sizden duramaz. Öbür taraf evet. Çok ağladım. Tamam. Ay, tamam. Aha, yalnız annesinden ayrı kalan çocuk ağlayınca çok da mutlu oluyorum biliyorsun. Vallahi bak. Ben de hoş geldin kara gözlü. Ama bir şey çizilmiş gibi suratları hepsinin. Merhaba. Sen beni tanıyor musun? Hiç yaklaşmıyor. Merhaba. Onlar yavaş yavaş. Değil mi? Şimdi düşünsene bir anda babaanne çıktı. Oh. Oo, bir dakika. Anneciğim. Ne güzel aile. Sevgili seyirciler bugün 1 Şubat ve Fatma Hanım'ın doğum günü. Evet doğum günüm. Gel. Kaçıncı yaşınıza giriyorsunuz? 58. Aslında 58 yaşında yeniden doğuyorsunuz. Evet evet. Bunları gördüm doğdum. Seydi nereden aklınıza geldi? Doğum günüm demişti dün. Dün doğum günüm demişti. Evet. Nice yıllara. Gelinlerim ya. Gel buraya. Gel. Doğum günü kutlu olsun. Bir an işi gel. Ne bak öpüyor. Ay kızım benim. Şimdi gel. Hadi bir aile fotoğrafı çektirelim mi hep beraber? Canım benim. Hadi. Dur şöyle git. Seydi gel sen. Hadi hep beraber bir aile fotoğrafı. Sanırım dünyanın en güzel anı. Nefes aldıkça umut hep var.
Seni kadar. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.